Merhaba arkadaşlar, Dil Anlatım 5 dersi dilekçe konusuyla tekrardan beraberiz. Yanımıza yine Doğu hocamız Merhaba var. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bu arada? Cevap alabiliyorsun değil Alamıyorum mi? Alamıyorum hocam, öyle bir sıkıntımız var. İşte bravo diyoruz Doğu hocamıza. Bu yüzden burada. Niye YouTube'daki videoların altına iyi hocam diye yorum yazabilirler hocam? Güzel. Güzel. Sosyal medya. Sosyal medyada. Çok evet güzel. Evet hocam bugün. Abi bugün dilekçe var. Dilekçeyi. Hani bu sadece Dil Anlatım 5 dersi veya işte Dil Anlatım Edebiyat dersi için geçerli bir şey değil. Hani dilekçeyi herkes bilmeli. Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçede nelere dikkat edilir? Ne nereye yazılır? Bunu herkes bilmeli. Evet hocam. Herkes bilmeli. Çok sık kullanıyor zaten. Bazı dilekçeler geçersiz bile sayılabiliyor yani bu hatadan dolayı. Hı-hı. Zaten burada bir notumuz da var. Onu da göreceğiz. Hı-hı. Anlaştık mı? Hani bunu biz Dil Anlatım 5 dersi gibi düşünmeyelim yani. Bu dilekçe bizim genel kültürümüzde kesinlikle olması gereken bir şey. Anladım hocam. Kesinlikle. Yani öğrenmemiz gerekiyor zaten. Tabii, bir tabii. şekilde şeye bak. Aynen öyle. Aynen öyle. Nedir dilekçe? Dilekçe bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak için resmi ya da özel kurumlara yazılan resmi yazılardır. Bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak için resmi ya da ayrı yazılır. Başak formunda. Evet. O başaktan kaynaklanıyor mu diyeceğim bilemiyorum hocam. Yok, sizden kaynaklanmıyordur o kesin de. Şimdi bu yazıları Başak'tan önce bir arkadaş yazdı, ona gönderdi. Herhalde o sizin yazdığınızı farklı geçirdi. Anladım. Ondandır büyük ihtimalle hocam. Olur. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Nedir? Resmi ya da özel kurumlara ne yapacağım? Bir isteğimi bildireceğim veya bir şikayetimi bildireceğim. Maalesef günümüzde genelde şikayet amaçlı kullanıyoruz biz bunu. Ben maalesef. Böyle biliyordum hocam yani. İstek maalesef. Değildir, halbuki şikayet. Tabii. İstek bildirmek için de dilekçe kullanılır. Anlaştık mı? Evet hocam. Şimdi bak şurada bir notumuz var. Çok önemlidir ya. Dehşet önemlidir. İmzasız dilekçe kesinlikle geçersizdir abi. Kesinlikle geçersizdir. Nereye verirsen ver. Özel kuruma ver. İster resmi kuruma ver, ister özel kuruma ver. Kesinlikle imzasız dilekçe geçersiz sayılır. İmza atmamız gerekiyor. Tabii ki. O imza yoksa o dilekçe işleme konulmaz. Okunmaz bile. Adam bakar şöyle. Bir bak daha yok bir şey. Bitti o. Atar onu çöpe. Kaldırır onu oradan. Anlaştık mı? Evet. İmzasız dilekçe geçersizdir diyoruz. Öncüllerde yerini alır bilginiz olsun. Öncüllerde yerini alır Dil ve Anlatım 5 sınavlarında. Burada var mı bir sıkıntı? Yok hocam, ben anladım. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir de dilekçe yazarken nelere dikkat edeceğiz? Bunlara bir bakalım. Dilekçenin tanımı oydu. Bir isteği bildirmek veya bir şikayeti. Şikayet. Ama artık şey almayacağız değil mi? Sadece şikayet olarak. Sadece şikayet değil. Kesinlikle istek bildirir yani. Çok istek iyi bildirir. Ya. Yani zaten de... dilekçe sözcüğünün kökü nedir sence abi? Yani dilek. Dilek. Temenni, İstek, dilek. Temenni. Aha, doğru değil mi? Bak, hiçbir şekilde. Evet. Hocam evet. Var ya, biz edebiyatı o zaman yeniden baştan şey yapacağız hocam, Ahmet hocam. Öyle estağfurullah. Estağfurullah. Senin yine birikimin yeterli bence. He, öyle diyorsun. Tevazu sahibimizdir. Teşekkür ederim. Hocamız. Dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar. Bakalım neymiş bunlar? Dilekçe metni bir kere kısa olmalı abi. Ya boğucu olmamalı. Çünkü resmi bir kurumu düşünsene böyle. Okumaz ki kimse. Çok fazla her gün dilekçe yazılan, her gün yüzlerce dilekçe gelen kurumu düşünsene. Ya uzun olursa okunmaz o zaten. Hani istisnai durumlarda uzun olabilir ama istisnai durumlarda. Dilekçe metni kısa olmalı. Yani 3 cümlede, 4 cümlede sen meramını anlatabilmelisin. Kısa ve öz. Anlaştık tamam. mı? Gereksiz ayrıntı kesinlikle olmamalı. Gereksiz ayrıntı zaten. Kesinlikle olmamalı. Zaten kısa yapacağız. Öz yapacağız bunu. Metin sayfaya uygun kompozisyonda. Metin sayfaya uygun kompozisyonda demek ne demek? Ya şimdi sayfa şu diyelim. Tamam mı abi? Ya tutup buradan başlama ya. Buradan başlama yani. Nereden başla? Ortadan başla. Ortadan biraz daha yukarısından başla. Niye hocam biz yazıları hep yukarıdan başlıyoruz? Ama şimdi bu şeydir. Resmi kuruma gidecektir. Hani görüntü olarak da şey vermesi lazım. Benim de aklıma ne geldi? Ya bunlar niye kağıt israfı hep ortadan başlıyor? Yok. Kesinlikle görüntü olarak bir şey oluşturması lazım. Çünkü şimdi yukarıdan başlayacağım. Şurada bitireceğim. Aşağısı bomboş. Ha, kısa olduğu için ortalıyoruz. Yani ortalayacağız biz bunu. Anladım. Anlaştık hocam. Mı? Sayfaya uygun kompozisyonla yazılmalı. Hangi kuruma yazılıyorsa kurumun adı başta olmalı. Biz o kuruma hitapla başlayacağız. Kuruma hitapla başlayacağız. Misal Adalet Bakanlığı'na. Bu şekilde. Anlaştık mı? Hocam burada bir kesme işareti kullanmadım, ayırmadım. Ben hocam noktalama işaretlerini de zaten hiç kullanmıyorum. Direkt geziyorum. Çok yani güzel. Bir sayısalcılar ne bekliyor? Bir artı eksi çarpı. Yani onları kullanıyorum. Onlar var yani. Onlar olmadan olmuyor ama.
Hatırlarsam hocam ben hani şimdi KPSS'ye çalışırken hı-hı, bir ara vardı sonradan kaldırıldı diye. Evet evet çünkü yeni... şöyle bir TDK şöyle bir kanun çıkardı. Hı-hı. Dedi ki kurum kuruluş adlarına getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz. He, o zaman... Adalet Bakanlığı bir kurum adıdır. Buna getirdiğin ek çekim eki nedir? Kesmeli ayrılmayacak. Noktalama işaretleri o zaman dil anlatım 2'de mi geliyordu? Dil anlatım 2'de var, dil anlatım 6'da var. Hepsinde bekliyorum seni. Evet. Hepsinde bekliyorum seni evet. Evet abi burada... Tamam mıyız? Tamam. Hı-hı. Hangi kuruma yazılıyorsa kurumun adı başta olacak. Şimdi buraya ben çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Buyur hocam. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bir alt kurum vardır, üst kurum vardır. He. Alt kurum, üst kurum. Şimdi sen mesela Adalet Bakanlığı dedik burada. Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorsun. Sen amirine... üstüne dilekçe yazacağın zaman dilekçeyi nasıl bitirirsin? Arz ederim. Arz ederim şeklinde bla 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 yapılmasını arz ederim şeklinde bitirirsin. Arzı kullanıyorum o zaman. Çok alt güzel. Makam üste yazarken üst makama abi. Üst makama yazılırken üst makama yazarken arz ederim. Hı hı. Alt makama yazarken ne diyeceğim bu kez de? Rica ya. Ederim. Rica ederim. Şimdi okulda müdür bey falan sana bir görevlendirme yazısı gönderdiğinde rica kullanıyor. Rica zaman. Ederim ifadesini kullanır. Niye? Çünkü müdür bey senin üstündür, amirindir. Hı hı. Bundan dolayı ne olacaktır? Sana rica ederim şeklinde ifade kullanacaktır dilekçesinde. Sen de dilekçe yazarken arz ederim. Anladım ifadesini hocam. Yukarıya şey yaparken arz ediyoruz. Doğu hocam. Dilekçeden her sınavda bir soru gelir. O önemli diyorsun. Kesinlikle yani her sınavda dil ve anlatım 5 sınavlarının bak abi son 5 yıla bakabilirsin, son 10 yıla bakabilirsin. İstediğin sınava bak, dil anlatım 5 sınavının istediğine bak abi. Kesinlikle dilekçeden soru gelir ve de sordukları yer genelde burası olur. Ha. Genelde. Özellikleriyle. Dilekçeyle ilgili hangisi yanlıştır der. Şunu ters der mesela, üst makama rica ederim der. Anladın mı? Burası yanlış olacaktır misal. Hocam şöyle desek doğru olur mu? Bir sayısal mantığıyla. Alt makam A'yla başlıyor, A'yla başlamayacak. Aynen öyle. Üst aynen makam öyle. Ü'yle başlıyor, A'yla başlayacak. Yani doğru. Her birinde A olacak. Sanki böyle işte matematik farkı. Her birinde A olacak. Doğrudur değil mi o zaman? Çok güzel. O zaman çok her ifadede olur. Bir tane alacak. İki A yan yana gelmeyecek. Gelmeyecek. Bu şekilde gelmeyecek diyoruz ve olayı burada evet. Bitiriyoruz. Kapatıyorum hocam bunu. Evet. Şimdi var. Dilekçe öyle yani basit bir konu değil daha yani. Bakalım adresini nereye yazacağız, imzayı nereye atacağız? Sen imza atacağız daha değil mi? Daha doğru, adresi doğru, yazacağız. Doğrudur yani. Şimdi bir de hani uzatılabiliyor bu bakalım. Dilekçe makama hitapla başlar dedik. Az önce gördüğünüz gibi Adalet Bakanlığı'na. Ayırmıyorduk orada. Çok güzel bravo. Hı-hı. Dilekçe bitince de sağ alt köşe. Hı-hı. Sağ alt köşe önce tarih. Tarihi atıyorum. Daha sonra imzayı atıyorum. Daha sonra da ad ve soyadı yazıyorum. Ben hep ad soyadını altına imza atıyordum. İşte bu da var ya bilinen çok büyük bir yanlıştır. Hmm. Hep böyle ad soyad yazarız altına imzayı atarız. Tam tersi üste atılır imza. Tamam. Bu sadece dilekçe içinde geçerli değil. Bütün şeylerde bütün, mi? Tabii bütün resmi yazılarda, resmi işlemlerde her zaman nedir? Ad soyad yazılır üstüne imza atılır. Hocam ben o zaman liseye bir daha başlayayım. Estağfurullah. Biz nasıl okumuşuz? Estağfurullah. Evet onu da öğrendik hocam. Şurası çok önemli. Sıralamayı tutalım aklımızda. Niye? Niye? Çünkü adam sıralamayı bile sorabiliyor bazen. Ha, 4-5 sınavda bir sıralamayı bile sorabiliyor. Tarih, imza. Sağ alt köşeyi unutmayalım çünkü tabii. Solda da bir şeyimiz var karışabilir. Ha, sağ alt. Sağ alt köşeye önce tarihi attım. Yapalım mı? Yazalım yapalım. Hocam. Ha, bugün en kaç abi? Bugün gönderin hocam bir şey çok önemli. 13 diyelim. Salladım. Ne diyelim? 06-2015. Tamam hocam. Salladım. Siz oraya imzanızı atın hocam. Ben kullanırım onu daha sonra. Şöyle evet. İmza. Ha, evet. İmza. Daha sonra da isim soy isim. Reklamlar. Tabii böyle yazmazsan sıkıştır oraya. Ahmet Yener Uysal. Evet. Anlaştık mı abi? Yener bir ikinci isim mi? Soy isim değil evet. mi? Yok Yener ikinci isim. Ha ben ilk defa. Yani ciddi misin? Cidden. Ben oo, çok Yener iyi. Uysal. Dikkat edersen hep bileşik yazıyordum Yener Uysal. Yani sana şey yazarken... Rica ederken, dilekçe yazarken. Aa, rica ederken. Evet hocam. Güzel, güzel. Evet. Öğrenilmiş konu. Öğrenilmiş. Sol alt köşede ne olacak abi? Adres olacak. İşte böyle
Açık lisede bunun soru örneği var. İşte adres, dilekçelerde adres nereye yazılır şeklinde. O zaman sola. Hani birkaç tane soru örneği var. Çok fazla yok. Birkaç tane soru örneği var. Nedir? Sol alt köşeye yazacağız biz adresi. İşte A şıkkı sağ alt köşe. İşte Bursa şıkkı diyor ki işte hitabın altına. İşte Ceyhan şıkkı sol üst köşe. İşte Denizli şıkkı da sol alt köşe şeklinde. Hı. Birkaç tane soru örneği var. Hani olduğu için söyleyeyim dedim. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Hani dedik ya istisnai durumlarda dilekçeler uzun olabilir. Ha işte o gibi durumlarda ekler varsa hani ek ilave mesela bir dilekçe yazacağım. Bir şikayetim var veya bir istekte bulunacağım. SGK'dan ben döküm almışım mesela. O dökümü ekleyeceğiz. Ne yapacağım? Dilekçeye. Ekler başlığı atacağım. Ekler başlığı atacağım. O ekler başlığında mesela SGK dökümü diye yazacağım. Hı. Ekler başlığı. Ekler başlığı attım. Altına SGK yazamadım. Ha, SG. SGK hatta dökümü. Evet. Yazacağım. İşte başka ne var? Mesela evrak var. Ne evrakı var? İşte banka evrakı. Evrak banka. Bunu bu şekilde yazacağım. Sonra ekleyeceğim. Hı. Bu evrakları, bu ekleri ne yapacağım? Dilekçeye en sonunda ekleyeceğim. Adresi nereye yazıyorduk o zaman? Adres ben neydi? Bak. Tamam. Sağ burası alt sağ alt köşe. Sol nerede? Sol, solda ne var? Adres. Adres. Anlaştık tamam. mı? Adres sol alt köşede. Hı hı. En sonunda da ne yapıyorum? Ekleri yazıyorum. Varsa tabii. Varsa ekler yazıyorum. Tamam. Bu başlık altında da eklerimi veriyorum. Dilekçe yazmak bu kadar abi. Kolaymış. Başka hiçbir şey yok. Yazabiliyoruz. Önemli kısımları zaten az çok. Sen zaten az önce iyi kaptın işte ben sana rica ederken yani falan. Estağfurullah hocam ne demek yani. Ama budur. Şunu ben bilmiyordum hocam açık söyleyeyim. Hmm. Yani ben genelde ismin yazıp altına imzayı atıyordum yani. Hmm. Bu da evet. Yanlış bilgi. Ya bu sadece dilekçe için de geçerli değil. Bütün tüm resmi yazılar için. Bunu tabii. Aa bitmiş hocam dilekçe de evet. bitmiş. Konumuz burada bitti. Evet, yalnız hocam, burada bir de ne varmış? Hocamıza ben sözü bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Açık Lise TV YouTube sayfasından üye olmayı unutmuyorsunuz. Unutmadım. YouTube/AçıkLiseTV yazıyoruz. Aynı şekilde Instagram Açık Lise TV, Facebook Açık Lise TV, Twitter Açık Lise TV ve Google Plus'ta Açık Lise TV çift ve. Burada arkadaşlar videolarımızı buradan takip edebilirsiniz. Facebook ve Instagram, Twitter'da da güncel haberleri takip edebilirsiniz. Hani evet. Sınav zamanları falan sınav zamanları ya o kadar şey oluyor ki hocam bir bilgi paylaşılıyor. Öğrenci evet. yanında ulaşmak için. Genelde... Açık Lise'de ayrı bir dünya ya. Çok fazla var. Ayrı bir dünya. Çok fazla sorusu var. Bence özellikle şu Twitter Facebook, Twitter'da haberler. Evet, evet. YouTube'da da videolar. Evet hocam kapanışı da siz yapın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.